Merhaba arkadaşım. Karekök içerisindeki bir sayıyı A kök B şeklinde yazma. Bu teok kazanımları içerisinde kesinlikle bir tane soru gelme ihtimali. Yani gelecek olan bir kazanım. Hemen bu kazanım başlıklarına bir kontrol edelim. Yalnız bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok basittir. Fazlasıyla basit bir konu. Dikkat etmen gereken şeyler var. 3 kök 2 çarpı 5. Arkadaşım bak kuralı vermiş bize. Ne demiş? A kare çarpı B gibi bir ifade varsa bu kökün dışına A olarak çıkar. Yani kuvvetinin yarısını alıp çıkabiliyorsa çıkaracaksın. Ne yapar bu? 3'ün karesi çarpı 5. Kökün dışına 3 çıkabiliyor mu? Evet. Niye? Kareli bir ifade var. Yani çift kuvvet olan bir şey var. Çıkardım. Sonra ne dedim? 3 kök 5. 5 çıkar mı hocam? 5 çıkmaz arkadaşım. Çünkü 5'in kuvveti yok. 5'in birinci bir kuvveti var. Bu da kökün dışına çıkacak kadar etkili değil onun adına. 7'nin karesi çarpı 2. Bu ne yapar? Eksi 7 çarpı kökün içerisinde ne olarak kalır? 2 olarak kalır. Şununla karıştırmayın ama arkadaşlar. Bakın bunu özellikle vurgulayın. 3'ün karesi artı 5 hocam. Bu şöyle çıkar. Şu 3'ü 3 dışarı çıkar. Artı kök 5 olarak kalır. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Testlerde karşınıza çıkarsa buna dikkat edin. Çarpım durumunda olursa çıkabilir bu. Kesinlikle kesinlikle bak çarpım durumunda olursa çıkar. Sonra geliyorum. Arkadaşım şurada baktım hocam toplamı anlattın. Bu toplamı anlattım ama kendi aralarındaki içlerde çarpımlar devam ediyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Dışarı çıkarırsam ne yapar? 3 kök 2 bu. Arada ne var? Artı. Bu ne? 4'ün karesi çarpı 2. Bu ne olarak çıkar? 4 kök 2. Sonra ne olur? Ben toplamışım anlatmışım ama aynı kök içerisindeyse bunlar ne yapar? 3 ile 4'ü toplarım. 7 kök 2 olarak bunu yazabilirim. Hocam böyle sabit bir sayı varsa birbiriyle çarpım durumunda değilse ne yapacağım? Arkadaşlar bunda hemen mantık yürütün. Bakın deyin ki kökün içerisine gene yazayım ben. 12 nedir aslında? 4 çarpı 3 değil mi? Peki ben 4'ü ne olarak biliyorum? 2'nin karesi çarpı 3 diye yazabilir miyim ben 12'yi? Asal çarpanları ayırma konusunu anlatmıştık zaten. Oradan biliyorsunuzdur. Ne yapar buradan? 2 dışarı çıkar mı? Evet. Kök 3 kalır mı? Evet. İçeride kalır. 27'de de aynısını yapasın arkadaşım. Bak 27 ne? 9'da 3'ün çarpımı. Peki 9 ne? 3'ün karesi çarpı 3 değil mi? 3'ün karesi dışarı 3 olarak çıkarsa kökün içerisinde sadece 3 kalır mı? Ne yaptı? 3 kök 3 olarak bunu yazabildim. 5 kök 8 hocam bu zaten çıkmış. Çıkabilir arkadaşım. Daha da devamı da gelebilir. 5'i dışarı gene yazayım. Bakın kök 8. Kök 8 dediğim ifade zaten ne arkadaşım? 5 çarpı. Kökün içerisindeki şu 8'i ben nasıl yazarım? 2'nin karesi çarpı ikinci kuvvet olarak yazsam. Şu 2 de dışarı çıkar mı? Evet çıkar. 5 çarpı 2 de dışarı çıkarırsam 2. Sonra ne var kökün içerisinde? Şunu birleştireyim. Kökün içerisinde ne kaldı? 2. O zaman bu ifadem aslında ne? 10 kök 2'dir. 3 kök 28 için de aynı ifadeyi kullanabilirsin. Mesela 3 başa yazayım. Kök 28. Aslında kök 28'i ben nasıl yazarım? 4 çarpı 7 olarak yazabilirim. 4 karekökün dışına çıkar mı 2 olarak? Evet çıkar. 3 çarpı 2 çarpı kökün içerisinde ne kaldı? 7 olarak çıkar. Sonuç ne olur arkadaşım? 6 kök 7. Hocam bu kadar karmaşaya niye girdik biz? Bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşım bunu şuradaki toplama işlemlerinde kullanabilirsin. Bak eksili bir ifade varsa da eksi 3 çarpı 20'yi nasıl yazarım ben? 2'nin karesi çarpı 5. Niye? 2'nin karesi 4. 4 ile 5'i çarparsam 20. Peki 2'nin karesi ise dışarı 2 olarak çıkar mı? Evet çıkar. 2 çarpı kök içerisinde ne vardı şimdi? 5. Sonuç ne oldu? Eksi 6 kök içerisinde 5 kaldı. Şimdi bakın arkadaşım 20'yi ben daha öncesinde yaptım. Bak ikisi de farklı. Hocam biz bunları da şöyle bir şey hatırlıyorduk toplama işleminde. İki kök aynı olursa katsayılar toplanıyordu. Başlarındaki sayılar. İkisi de aynı değil. Ne yapacağız? Arkadaşım aynısını yapabilirsin bak buradaki işlemden dolayı. Kök 20 dediğim ifade esasında neydi bak? Hemen yazayım. 2'nin karesi çarpı 5'ti. Sonra 2 dışarı çıkıyor muydu? Evet. Kök içerisinde 5 kalıyor muydu? Evet. Ne oldu? 2 kök 5. Sonra bir daha ne var? Kök 5 var zaten. Ne oldu? Aynı oldu mu köklerin içerisinde? O zaman katsayılar toplanacağından dolayı toplarsam ne? 2 ile 1'i topla. 3. Ne oldu? Kök 5 oldu. Yani sonuç ne? 3 kök 5 olarak yazabilirsin. Kök 12'yi daha öncesinde bulmuştuk. Bakın şurada arkadaşlar. Yine bu teknikle bulmanız gerekiyor ki kök 3 ile toplayabilirsin. Mesela kök 12'yi bulduk ne? 2 kök 3 artı. Bir de başında ne var? Kök 3 var. Toplarsam bunları ne olur? 3 kök 3 olarak bulunur. Basit arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken çarpanları ayırma konularına biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Onlar önemli sadece. Bahsedeceğim son
4 soru. Hani bunlar da karşınıza yine çıkabilir. Bunlardan da bahsedeyim. Bakıyorsunuz bakın yani ne katsayılar aynı ne köklü ifadeler aynı ama aynı yapabilir miyim? Hemen yapayım arkadaşlar bak. Şu 3 ile 2 başında kalsın. Bak kök 8'i ele alayım. Kök 8 neydi arkadaşım? 2'nin karesi çarpı 2 idi. E buradan ne gelir? 2 kök 2. 3 ile de çarparsam bu ifade ne olur? 6 kök 2 olur. E kök 50'yi de zaten bulacak olursam bakın. Kök 50'yi de ayrıca şuraya yapayım. Kök 50 dediğim ifade ne? 5'in karesi çarpı 2. 5'in karesi ne? 25. 25 ile 2'yi çarparsam zaten 50 çıkıyor. E buradan ne gelir? 5 kök 2 gelir. Başında da 2 varsa ne yapar? 10 kök 2. Yani eksi 10 kök 2. Çıkarma işlemini hatırlayın arkadaşlar. 6 kök 2'den 10 kök 2'yi çıkarsam, katsayılarını çıkarırsam ne yapar? Eksi 4 parantez içerisinde ne kalır? Kök 2 kalmış olur. E burada da aynı işlemi yapabilirsin. Yani rahat rahat ne yaparsın? Mesela 45. Kök 45'i şuraya yazayım. E kök 45 neydi arkadaşım? Parantez içerisinde 9 ile 5'in çarpımı. E 9 dediğim ifade ne? 3'ün karesi çarpı 5. E 3'ün karesi de dışarı ne olarak çıkar? 3 kök 5 olarak çıkarabilirim. E 2 ile de çarparsam bu ifade ne olur? 6 kök 5. Yazayım. 6 kök 5 olarak buraya yazayım bunu. Şimdi kök 20. Kök 20'yi bahsettim ama yine bahsedeyim ben size. 4 çarpı 5. E 4 dışarı ne olarak çıkıyordu? 2 parantez içerisinde ne kaldı? Yani kökün içerisinde kaldı. Kök 5. 3 ile de bunu çarparsam ne yapar? Eksi 6 kök 5 kalır. E bunlar da birbirlerinden çıkarsa sonuç ne olur arkadaşım? 0. Tamam. Yani bunlar birbirlerine eşittir dersin. Ama katsayı olarak eşit mi? Kök olarak eşit mi? Değil. Ama bunları dönüştürme işlemi yaptığında birbirlerine eşit çıktığını göreceksin. Arkadaşlar burada yine sizin yapmanızı istediğim hani video başındayken sizin uğraşmanızı istediğim sorular var. Bunları da acaba hani kök 2 parantezinde yazabilir miyim? Ya da bunları neye çevirirsem kök içerisindekiler aynı olur ya da bunlarda. İkisi de zaten aynı köke çevireceksiniz. Ben size küçük bir ipucu vereyim. Yani ondan sonrasında zaten yapmanızı istediğim şu benim yaptığım örneklerin aynısı olacaktır. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşürüz. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Kolay gelsin.